Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelecek olan şeylere bakacağız. Beta'ya yeni güncelleme geldi ve yeni özellikler eklendi. Bunu şimdi hep birlikte hadi bakalım isterseniz. Bu arada videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim açacak da yine aynı şekilde destek olabilirsiniz. Artık yayınlarımız Nimo artı YouTube ortak bir şekilde olacak. Eğer isterseniz Nimo TV'den beni desteklemek isterseniz açıklamadan Nimo TV'nin linki de olacaktır, haberiniz olsun. Akşam hem YouTube hem Nimo ortak yayınlar olacak. Daha sonrasında ise YouTube'u falan kapatırsak ek yayınları Nimo TV'de yapacağız. Orada işte Valorant olsun, işte başka şeyler olsun, örnek veriyorum, orada telif olmadığı için diyelim ki siz bir video falan izleyecek dediniz. Orada hani telifsiz bir şekilde izleyebileceğiz ve o yüzden artık ben de Nimo'da yayın yapacağım. Haberiniz olsun. Hani Nimo TV'ye gelmek isterseniz de açıklamada linkimiz var. Yorumlarda sabitlemiş olacağım. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde yeni gelecek şeylere bakalım. Şimdi hemen maçımıza girdik. Yine bu arada J7 Prime'le çekiyorum bu videoyu. J7 artık sen bizim göz bebeğimizsin. Neden derseniz geçen telefona baktım. Daha doğrusu bugün baktım. 2350 TL olmuş bir J7 Prime. Hani dedim, sana nasıl bu kadar zam geldi hiç anlamıyorum. Bildiğiniz şu an elimdeki J7 Prime'a zam gelmiş ve telefon 2350 TL değerinde. Hemen şöyle haritayı açtım, Luna Park'ı işaretledim. Bir de şeyler gelmiş. Palyaço kafalı gibi bir tane yer var. Oraya da gideceğim sizlere. Onu da göstereceğim. Beta'ya işte yeni güncellemeler falan geliyor filan geliyor. Bu gelenler de tabii ki de aynı şekilde PUBG Mobile'da da geliyor. Haberiniz olsun ya. Geçen çekmiştim. PUBG birazcık daha bir şey eklemiş. Dedim bunları da çekeyim. Bilmek isteyen arkadaşlar vardır diye çekiyorum. Ve hemen geldik şuraya. Şuradan şu paraşütümüz de açılsın. Bence baya güzel olmuş. Hani mesela ilk çektiğimde lunaparklar sonradan çıkıyordu. Şimdi PUBG Mobile demiş ki artık bu lunaparklar erkenden çıksın falan filan. Şu anda J7 Prime yüklenmesi bekleyeceğiz. Bekliyoruz. Evet. Yüklenecek arkadaşlar. Hani bekliyoruz. Eğer ki yüklerse haritayı sizlere göstereceğim. Yeni güncellemeyle birçok kişide de bu sorun olacak. Hani bu arada bunu da bilin. Cihazınız falan da sınırsa harita yüklenmeyecek. Böyle lunaparkta havada kalacaksınız. Cihaz iyi olanlar da işte atlayacak falan filan. İlk öncelikle sizlere şunu söyleyeyim. Lunaparka 3 tane drop getirmişler. Büyük ihtimal 3. yıl dönümü diye demişler. Direkt hadi 3 tane getirelim. Burada Castle diye bir şey var ve bununla hani sizlerin güçleri oluyor ya arkadaşlar. Şöyle güç falan filan var. Bunu iptal edince de boost veriyordu en son. Şu an vermiyor sanırım. Dışarı bir çıktım. Tekrar girdim. Yok, boost vermiyor. Mesela ben bundan önceki çektiğim taktik videosunda sizlere fazladan boost veriyordu ve o yüzden baya güzeldi. Ama şu an boost vermiyor. Şeyler de çıkmış, şu sizlere demiş olduğum kafalar. Palyoço kafası mı? Kardan adam kafası mı? O da tam belli değil. Onu da çıkartmışlar şu anda. Birazdan oraya da gideceğim, göstereceğim. Şimdi oyun yeni bir şey getirmiş. Burada işte tam olarak ne işe yaradığı bilinmeyen bir şey. İşte 4 tane toplarsak biz buranın levelini atlatabiliyoruz. Ben hemen şurayı hızlı bir şekilde lootlayıp sizlere onları toplayayım. Merdivenini falan ışıklı yapmışlar. Zaten kasıyor, sıkıntı yok kanka. Azıcık daha kalsın, alıştık zaten. Şuradan diğer drop'a da gideyim. Diğer drop'tan da ne çıktığını sizlere göstereyim. Bir tane daha buldum. Mesela bu drop'larda ne verirse içinden, yani örnek veriyorum, Uzi verdi, Uzi'yi full olarak veriyor. M4 verdi, M4'ün içi dışı full olarak veriyor gibi düşünebilirsiniz. Pek de full vermiyor da işte veriyormuş gibi, ya öyle bir şey, orta seviye bir şey. Daha sonrasında ise bir tanecik de arkaya drop koymuşlar. Mesela işte bulma parkı yeni güncellemeyle atlarsanız direkt hedefiniz işte buradaki şeyi bulsun, drop olsun. Drop'a direkt atlayan silahı kapar, temizlemek isteyen temizler, silahı bulamayan da ölür. Ve 4 tane castle'ımızı bulduk. Şu anda ben ortadaki level up tuşuna basarak ya da işte buradan soldan gelip buradan da aynı şekilde basarak level atlatabiliyorum. Hemen sizlere geleyim, şöyle bir tane level atlattırayım buna. Level up diyorum. Şöyle şu anda görmüş olduğunuz gibi level atlıyor. Geçen biz bir taneyle yapıyorduk. Şimdi bunu atlatmak için 4 tane istiyor ve şu anda 2 levele ulaştık. Peki 2 levelde ne oldu derseniz, gücümüze bir şeyler kattı ve yani anladığım kadarıyla H işaretinden bunun içine girdiğinizde can veriyor. Yani şu an mesela bu 2 level ya, ben buna bastığımda bu sizlere boost veriyor. Aynen, tamam, okey. Geçen ben leveli yükselttiğim için sanırım buz vermiş. Aynen tamam, olayı çözdük. Bak şimdi, geçen biz bir tane kartta 2 level yapabiliyorduk. PUBG bunu güncellemiş, 4 kartta falan yapılıyor. Eğer ki birazcık daha kart bulursam 3 levelde yapabilirim, fakat bulursam deneyeceğim. Bulamazsak da sağlık olsun, siz güncelleme geldiğinde denersiniz. Buradaki zaten oyunu biliyorsunuz, sağ sol yaptığımız oyunu. Hemen bunu da sizlere göstereyim. Buna da bir güncelleme eklemiş PUBG Mobile. Şöyle basıyorsunuz, daha sonrasında ise buraya geliyorsunuz.
ve bekliyorsunuz. Böyle tuşlar çıkıyor. 7, 6, 5. Bu arada 144 bin sayılar var çaktırmayın. 3, 2. Hadi hadi bak, sol sağ sol sağ yapacağız zaten. Ver kılıçları. He, oturmam gerekiyor, okey. Aga. Dur. Çık. Telif yiyeceğiz, çık. Şu an sesi kapattım. Müzikte telif olabilir olmayabilir, hiç bilmiyorum. Mesela bunu böyle kombolu bir şekilde yapıyorsunuz, tamam mı? Yap falan filan. Böyle yapıyorsun. Bunu daha sonrasında yaptığında ne kadar kombolu yaparsan, tabii ben şu an vuramıyorum bile, tutturamıyorum daha doğrusu. Sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sol sağ sol sağ. İşte soldan sağdan vur. İkisi aynı anda. Okey, bitti mi? Sanırım bitti. Aynen. Şimdi bana bu loot verecek. 3 tane loot attı. Hatta daha fazla attı. 3x attı. Scar attı. Bence güzel. 2 çanta attı. Buraya bir tane de açılı tutamak falan. Baya güzel loot verdi. Hani bence rank kasanlar mesela alan dışı lunapark bulduğunda gelip buradan işte bunu hem oynayıp vakit geçirebilirler, hem bu süre boyunca kit basabilirler gibi vesaire şeyler yaparak rank kasarken canınızın sıkkınlığını giderebilirsin. Ya yani o işlere az çok yarar. Hani şimdi lunaparktaki şeyler bu kadardı. Bir de ortaya müzik yeri gibi bir şey eklemişler. Onu hiç göstermeyeceğim. Çünkü oradan da müzik çıkıyor falan filan. Telifli olur. Başımız hiç derde girmesin. Şimdi ben bir tanecik araç bulup sizlere şu kardan adamlı kafalı yere götüreceğim. Şu oyunun sesini de açayım, kıstım. Müzik hani kapalıyken oyunun müziği çıkıyordu. Nasıl bir şey oldu onu da hiç bilmiyorum ama. Şuradan hemen şöyle bir motor buldum. Motora bineyim ben. Motorun da tuşlarını bana gösteriyor. Sanki hiç hayatımızda motor sürmedik. Hemen şöyle şeylere doğru gideyim. Pochinki'nin orada varmış, tamamdır. Ben direkt Pochinki'ye gideyim. Pochinki'nin başında 700 metre falan filan. Şu an J7 yanıyor. Diyor ki kardeşim çık. Bu videoyu başka çek. Başka bir yerde çek ama olmaz. Sana zam gelmiş kardeşim, 2350 TL'sin sen artık. Ve hemen buradaki şeye geldik gibi. Bir dakika. Aha da geldim. Burada şöyle kardan adamlı ya da palyaço kafalı. Daha çok palyaço kafası. Grafikleri 144p. Scope açtığı da bu şekilde gözüküyor. Yani idare eder. Mesela şu buza basayım ben yine. Açtım böyle. 60 süresi var. Bu beni koruyor. Bu süre boyunca mesela burada bir işiniz varken halledebilirsiniz. Rüzgar runi gibi düşünün. Sadece merminin az işlemesini sağlıyor. Yani direkt mesela örnek vereyim. Tek yemiyor musunuz gibi düşünün. Azıcık koruyor. Şimdi ben geliyorum buradan bu palyaço kafasının kontrolüne. Clown Shop diye bir şey var. Bende şu an 3 tane para var. Buradan eğer istersem 3 kask, 3 çelik, 30 tane gümüş mü ne o tam bilmiyorum ama değişik gümüş benzeri bir şey var. İşte 20 gümüşe AKM, 20 gümüşe 1 level yelek falan alabiliyorsunuz. Bende 3 altını var. 3 altına mesela şu an 3 kaska dokunduğumda kask alıyorum ve bunun kafa parladı. Ne alaka, az önce parlamıyor muydu? Bot geldi. Dur. Neredesin? Nerede? Bot göremiyorum, bot neredesin? Ya manyak ya. Buradaymış, bir dakika. Arkadaki nerede? Evet arkadaşlar, biz Z'de bu şekilde rank kasıyoruz yani, bilmeyenler varsa. İşte böyle çimenlerin içindeki adamları falan göremiyoruz yani, yatabilirsiniz bunun içine. Daha sonrası da ise Clown Shop'a gelip burada ikinci kısma dokunursanız eğer, burada mesela benim şu an hala iki param var. Bu paralarda mesela birincisi de basarsam Red Zone'un nereye düşeceğini. Ya gene geldi ya, neredesin? Gel. Ya bir salın beni ya. Bak şimdi şöyle tekrardan anlatayım ben. Bu birinci şu anda gördüğünüz Red Zone'un düşeceği yeri söylüyor. Yani mesela bundan sonra Red Zone nereye düşecek basarsanız onu görebiliyorsunuz. İkinci yere basarsanız drop'un nereye düşeceğini gösteriyor. Üçüncü yere basarsanız da haritada nerede çok adam olduğunu gösteriyor. Yani boş yerleri görebilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Nerede kaç adam var göstermiyor. Hani mesela şöyle bir şey vardı piramit zamanı, belki bilirsiniz. Bu macada diyor ki en az adam nerede vardır falan. Onun bir değişik versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ben mesela şuradan bir tane drop'a para verdim, tamam mı? Şu an hıhahaha diye bir de gülüyor ya Allah'ım. Şimdi mesela sıradaki düşecek drop'un yerini ben gördüm. Şimdi bu motora bineceğim. 5 FPS bu motoru sürüp o drop'a gideceğim. Şu anda mesela havada bir tane uçak var. Büyük ihtimalle bu uçak benim gittiğim yere doğru drop atıyor. Bilmiyorum, daha denemediğim için bu özelliği. Şu an sizlerle birlikte deneyeceğim aynen. Hani haritada gözüken yere mesela uçak şu anda drop attı. Belki de buna bastığınızda oyun size özel drop da çağırıyor olabilir. Bilmiyorum, loot'una hiç bakmadım. Şimdi gittiğimizde hep birlikte göreceğiz. Ve geldik. Evet, drop neredesin? Dumanın çıkabilir mi?
Aha da çıktı, tamamdır. Mesela drop'u buraya attı. Bakalım aynı drop loot mu verecek yoksa fazladan bir şeyler de verecek mi? Mesela şunu da bastım aynı şekilde ve AUX 8X kamuflaj falan filan verdi. Sanırım PUBG Mobile tekrardan çantayı droplara ekleyecek gibi gözüküyor. Çünkü hani benim bildiğim kadarıyla PUBG Mobile işte dropları buradan kaldırmıştı. Üç level çantaları içinden çıkmıyordu. Şimdi siz belki içinizden geçer, ben yine de göstereyim size de. Peki başka kardan adamlarda başka loot var mı derseniz, kardan adamı, palyaço mu? Bence palyaço, gülüyor bu falan filan. Palyaço diyelim biz bura. Şuradan ben sizlere diğerine de geleyim, oradaki loot'u da göstereyim. Mesela ben buradan şu an geldim diğerine, bakalım bunun içinde ne var. Atla şöyle. Atla 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 atla. Hemen şöyle geldim. Clone setup dedim. Mesela bunun içinde bakalım ne var. Farklı şeyler koyuyorlarmış aynı. Mesela bunda işte az önce şey almıştık, şimdi de yelek aldım, örnek veriyorum. Yine gülüyor bir de manyak. İşte yine aynı şeyleri yapabiliyorsunuz. Para verip düşecek diğer dropları görebiliyorsunuz falan. İşte haritaya düşecek red zone'u görüyorsun. Mesela bir sonraki red zone buraya bitecek. Bir dakika, red zone değil bu, pardon. Bir sonraki alan nereye kapanacağını görebiliyorsunuz. Ben unuttum yanlışlıkla. Mesela bunun içine alan kapanacak. Hani sizlere bir sonraki kapanacak alanı gösteriyor oyun. Bir daha sonra diyor ki kardeşim gel buraya, drop düşecek. Buradan gel bunu al. Yani rank kasanlar için ne bileyim ne kadar işe yarar ama sanki rank kasanların bayağı bir işine yarar gibi bu modda rank kaseteklerse. Çünkü hani alan nerede kapanacağını biliyorsun. Gidip orada işte bir kulübeye, bir mantara, bir eve gidip yatabilirsin falan. Büyük ihtimalle zaten bunu yapan hani gider oraya yatar. Başka hiçbir işi olmaz bence diye düşünüyorum. Buradan drop'un yerini öğrenebiliyorsun. İşte diyelim ki rank kasıyorsun, kendine güveniyorsun, ben o drop'a gidip ölmem diyorsan işte drop'un yerini erkenden bilirsin, gidersin alırsın, gidersin falan filan, öyle şeyler de yapabilirsin. Ve bu videolukta benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Sizlere elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. İşte yeni gelecek şeyler öğrenmenizi istediğim için bu videoyu çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum, bay bay. Buradan da J7 Prime'a teşekkürler. Promise,